Zonguldak çok trafik bakımından sıkışık bir alan. Yollar tabii ki eskidi. Şimdi bu yollar yapılınca daha güzel. Arabalar rahat olacak. Bizler rahat olacağız. Gördüğünüz gibi bu Ereğli ve Ankara yolundan gelen ve merkezde hiç işi olmayan araçların yeni yapılan yoldan direkt tünelin altından hiç merkeze girmeden, çarşı içine girmeden görüyorsunuz zaten trafiği. Trafiğe hiç bulaşmadan direkt yollarına devam edebilmesi için çok iyi oldu bu yolumuz. Projemizin toplam uzunluğu 6,51 kilometre olup projemiz kapsamında 4 adet her biri çift tüp olan tünellerimiz bulunmaktadır. 2 adet farklı seviyeli kavşağımız, 1 adet hemzemin kavşağımız ve kilimli sahil yolu tahkimatımız bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz T0 tüneli Uzunkum mevkiine kilimli sahil yoluna bağlayan 240 metre uzunluğunda natım tünel açma metodu uygulanmış. Devlet Demiryolları tren hattı altından geçen et kalınlığının az olduğu için 60 metrelik kısmında çelik koruge menfez sistemi uygulanmış olan özel bir tüneldir. K1 kavşağımızda dere deplase işlerimiz oldu. Çünkü burada K1 kavşağımız farklı seviyeli bir kavşak olduğu için ve Ankara istikametinden gelen ve Zonguldak'a gidecek ayrıyetten Kilimli sahil yoluna dönecek araçlarımızı burada çeşitli yönlere yönlendirebilmek için gerekli alanımız yoktu burada. O yüzden bir dere deplasesi işi yaptık ve bu dere deplasesi işinde üstünde hazır kirişlerimizle bu kapatmalarımızı yaparak burada hem farklı seviyeli bir kavşak teşkil etmiş bulunmaktayız hem de farklı seviyeli kavşağın altında 2 adet hemzemin kavşakla bu araç trafiğini yönlendirmiş bulunmaktayız.